Gelin bugün sizinle tiryakiliği konuşalım. Sigarayı bırakmayı konuşalım. Çok ciddi bir sektör yaratan bırakmak. Neden sigarayı bırakmak zor? Ben size şunu söyleyeyim. Eski bir tiryaki olarak. Sigarayı bırakmak zor falan değil. Sigarayı paketini alırsın, şuraya koyarsın. Bu kadar basit. Sigarayı bırakmanın zor tarafı senin sigarayı bırakman değil, sigaranın seni bırakması zor olduğu için. Bu sorumun ve bu cevabımın yanıtının nedenini anlamak için biraz düşünmek lazım. Yani beynin nasıl çalıştığını biraz anlamak lazım. Ben size sigarayı bırakmanın formülünü veremem. Ama sigarayı azaltmanın formülünü kesinlikle verebilirim. Kendi iradenizi seyretmenin formülünü kesinlikle verebilirim. Niyetim de bu zaten, vereceğim. Bir yandan yürüyüş yapıyoruz hem temaya uygun olsun diye, hem de bunu anlatıyoruz. Peki nasıl olacak bu işler? Ya da sigaranın seni bırakması neden zor? Hemen onunla başlayalım. Pek çok alışkanlıktan vazgeçmek, tek bir alışkanlıktan vazgeçmek anlamına geliyor. Ama sigarayı bırakmak belki 100 alışkanlıktan, 200 alışkanlıktan vazgeçmek anlamına geliyor. Çünkü bu namussuz, her cümlenin sonundaki nokta oluyor. Yani bugün çok keyifliyim, nokta, yak bir tane. Bugün çok canım sıkkın, nokta, yak bir tane. İşte patrona kızdım, nokta. Ne spor yaptım be, nokta. Ne güzel yedik ama, değil mi, nokta. Hepsinin sonundaki nokta oluyor. Dolayısıyla eylemin kendisiyle karıştırılıyor. Yani bir süre sonra beyniniz o eylemden aldığınız hazzı sigaradan aldığınız hazla eş tutuyor, eş durumda kabul ediyor. O zaman da ne oluyor? Bıraktığınız her sigara yeni bir alışkanlık oluyor. Yani normalde içtiğiniz sigarayla, yemekten sonra içtiğiniz sigarayla, eve her geldiğinizde kırmızı koltuğa oturduğunuzda içtiğiniz sigara aynı şey değil. Ya da karşınızdaki arkadaş yaktığında içtiğiniz sigara aynı şey değil. Otomobilinize oturduğunuzdaki otomobili, hele hiç içmeyin, yaktığınız sigara aynı şey değil. Bütün alışkanlıklar beyinde nöral iplikçiklerle, nöral yollarla oluşuyor ve bırakmak demek her seferinde yeni bir iplik koparmak demek. Saçınızdan tek tek tel yolduğunuzu düşünün. Sigarayı bırakmak bu yüzden zor. Sigaranın sizi bırakması bu yüzden zor. Her durumdaki bağımlılığınızı tek tek koparmadan sigara yakanızdan düşmüyor. Peki ne yapacağız? Bunun bir yöntemi var mı? Ben ne yaptım? İlk olarak hipnoza gittim. Sonuç verdi mi? Azaltabildim bir miktar. Sonra baktım yetmiyor. Manyetik biyorezonansa gittim. O benim için hiçbir işe yaramadı. Benim için diyorum. Altını çiziyorum. Aslında hani bütünleyici tıpta şöyle bir laf vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Onun gibi herkese uygun olan yöntemler var. Ve uygun olmayan yöntemler var. Size uygun yöntemi en iyi siz bilirsiniz. Buna siz karar verirsiniz. En sonunda baktım bunlar olmuyor. Ben başka bir yöntemle önce azaltmanın yolunu öğrendim. Daha sonra da irade gücü göstererek bıraktım. Peki bu yöntem ne? Sizin de çok işinize yarayacak eminim. Şöyle anlatayım. Bilinçaltıyla yaptığımız şeyler hayatta otomatik yaptığımız şeyler. Bir de bilinç düzeyinde yaptığımız şeyler var. Farkındalıkla yaptığımız şeyler var. Yani gün boyunca acaba kaç sigarayı bilinçli olarak içiyoruz, kaçını otomatik bir davranış olarak içiyoruz? Kaçını da farkında olmadan yakıyoruz, değil mi? Bu çok önemli. Önce bunu fark etmemiz lazım. Aslında söyleyeceğim, anlatacağım bu yöntem her konuda işinize yarar. Yani yeme içme konusunda da yarar, sigara konusunda da yarar. Mesela sevgilinizin istemediğiniz bir davranışına katlanma konusunda bile işe yarar. Çünkü tek yapmamız gereken şey şu: alışkanlıklarımızı farkında olmadan otomatik yaptığımız davranışları sınırlayacağız. Benim yöntemimde bu var. Her seferinde, yani her sigara yakacağınızda önceden lütfen kendi kendinize bir sorun. Bu sigarayı neden yakacağım? Bu sigarayı neden istiyorum? Ve buna samimiyetle cevap verin. Sistemimizde iki önemli nokta var. Bir tanesi samimiyet. İkincisi, strese izin yok. Asla. Çünkü stres, inanın, sigaradan daha zararlı. O yüzden ne yapıyoruz? Her sigarayı yaktığımda soruyorum. Bunu neden yakmak istiyorum? Cevap. Bunu yakmak istiyorum çünkü karşımdaki Ahmet de bir tane yaktı. Bir dakika diyoruz. Bu bir ihtiyaç mı? Bu bir ihtiyaç değil. Bu otomatik bir tepki. Yani
Ahmet yaktı diye bunu yakıyoruz. Tamam diyoruz. Bunu bırakıyoruz demiyoruz. Bak dikkat ediyorum. Bunu erteliyoruz diyoruz ve o sigarayı ilerleyen bir saate erteliyoruz. Yine canımız sigara istiyor. Soruyoruz. Neden istiyorsun bunu? Çünkü ben eve geldim ve eve geldiğimde hep kırmızı koltuğuma oturduğumda bir tane yakarım. Tamam diyoruz. Bu bir alışkanlık tepkisi. Yani bu bir nikotin bağımlılığı ya da ihtiyaç değil. Bunu da erteliyoruz diyoruz. Onu da ileri atıyoruz. Sonra başka bir sebep. Bunu niye yakıyorum? Ha ne bileyim. İşte elim boşta kaldı. Bir dakika. Bu da gerçekten bir ihtiyaç mı? Hayır. Bunu da erteliyoruz. Böyle böyle sigara sayımızı ciddi anlamda azaltmış oluyoruz. Burada tekrar ediyorum, altını çiziyorum önemli olan noktanın. Strese kesinlikle ve kesinlikle izin yok sevgili dostlar. Strese girmeden bu işi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tekrar soruyorum. Bunu niye yakıyorum? Çünkü canım çok istiyor. Peki bunu içmezsem elim ayağım titriyecek mi? Başım dönecek mi? Kendimi kötü hissedecek miyim? Evet. Hiç beklemiyoruz. O sigarayı hemen yakıyoruz. Göreceksiniz ki bu sistemle gün içinde bir paketten ihtiyacınız olan, gerçekten ihtiyaçla ve bilinçle, yani nikotin bağımlılığıyla içtiğiniz sigara toplam 2-3 tane. Kalanını niçin içiyorsunuz? Alışkanlıktan. Kalanını otomatik bir davranış olarak yakıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar gereksiz. Bunları atıyoruz, bunları erteliyoruz. Bu durumda sıkıştığınızda canınız istedi. Biraz daha ileriye atmak istiyorsunuz sigarayı. Yapmanız gereken şey ne? Hemen onu da söyleyeyim. Beynimiz, vücudumuz otomatik davranışlar geliştiriyor yıllarca. Ve şunu çok iyi biliyor. Bunu aldığımda, ağzıma koyduğumda, derin bir nefes çektiğimde, serotonini basmaya, mutluluk hormonunu basmaya vücut alışık değil mi? Yani vücut ne yaparsak yapalım. Biz bu hareketi yaptığımızda mutlu olmaya programlı. Peki, diyelim sigarayı çıkardık devreden. Sigara yerine, sigara içerken yaptığım şeyin aynısını sigarasız yapıyorum. Dişlerimin arasından, kriz anlarında mesela uzun süreli uçak yolculuklarınızda bu çok işinize yarayacak. Dişlerinizin arasından aynı içiyormuş gibi derin birkaç nefes çekin. Bunu yaptığınızda ciddi anlamda tekrar vücudunuzun mutluluk hormonu salgıladığını göreceksiniz hayretle. Bu sizin o anki ihtiyacınız olan sigarayı en az yarım saat ileriye atacak. Size söz veriyorum. Bu söylediklerimi deneyin. Kendi gücünüzü görün. İradenizi görün. Ne kadar koşullu bir hareket yaptığınızı görün. Artık ondan sonra karar verin. Ondan sonra sigarayı bırakmak öncekinden olduğundan çok daha kolay olacaktır. Sağlıklı günler. Bol yürüyüşler.